Merhabalar. Webtap sayfası üzerinden tapu senedimizi nasıl görüntülüyoruz ve çıktısını alıyoruz beraberce göreceğiz. Webtap sayfasına giriş yaptıktan sonra bu linki ben sizlere açıklamalar kısmında vereceğim. Kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Bireysel girişi seçiyorum. E-Devlet ile girişi seçiyorum. TC kimlik numaramı ve E-Devlet şifremi girdikten sonra giriş yap diyorum. Webtapu sistemine tanımlı olan telefon numarama kısa mesaj gelecek. O kodu buraya giriyorum. Kodu girdikten sonra onayla diyorum. Webtapu ana sayfasına giriş yaptım şu anda. Resmi belge işlemlerini seçiyorum. Tapu senedi resmi ücretli. Seçiyorum. Buradan görüntülemek veya çıktısını almak istediğim tapuyu seçiyorum. Tapu senedi belgesi oluştur kısmını seçiyorum. Belge başvurunuz gönderildi şeklinde bilgi ekranı geldi. Tahsilat numarası ile belgelerinizi belgelerim sekmesinde altında ödeyerek görüntüleyebilirsiniz diyor. Yönlendir diyorum. Kaydırma çubuğunu sağa doğru kaydırıyorum. Döner sermaye ödeme linki, tapu harcı ödeme linki şeklinde iki çeşit ödememiz var. Bir tanesini döner sermayeye tapu idaresinin, diğerini de vergi dairesine ödeyeceğiz. Döner sermaye ödeme linkini seçiyorum. Yönlendirilmek için tıklayınız diyor. Onu seçiyorum. Bu kutucuğa tahsilat numarasını giriyorum. Sorgula diyorum. Tapu ve kadastro harç ve döner sermaye sorgulama döner sermaye ödeme ekranı geldi. Şimdi öde diyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hesabına 71 Türk Lirası ödeme yapacağım. Kart bilgilerimi girdim. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, gerçek kredi kartınızı hiçbir zaman kullanmayın bu tip alışverişlerde. Sanal kart oluşturarak işlemlerinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Her bankanın sanal kart oluşturma imkanı vardır. Sağ üst köşede sanal kart nasıl oluşturulur kartını da ekledim. Bilmeyen arkadaşlar oradan da yardım alabilirler. Ödeme yap diyorum. Şimdi bana mesaj gelecek. Onu buraya gireceğim. Onayla diyorum. Ödemeniz başarıyla alınmıştır yazısını görüyoruz. Şimdi buradan çıkıyorum. Diğer ödemeyi gerçekleştireceğim. Tapu harcı ödeme linki. Bunu seçtikten sonra yönlendirmek için tıklayınız diyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Tapu harcı ödemeyi seçiyorum. Tapu harcınızı 02 ile 23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz diyor. TC kimlik numaramı, e-tahsilat numarasını biraz önceki kullandığımız güvenlik kodunu büyük küçük harfe dikkat ederek bu kutucuğa girdikten sonra sorgula diyorum. İşlem tutarı 109,5 lira gözüküyor. Biraz aşağıya iniyorum. Ödeme yapmak için en az bir tahakkuk seçiniz diyor. Kutucuğu işaretliyorum. Öde diyorum. Bu sayfada yine kart bilgilerimi giriyorum. Kart bilgilerimi girdim. Öde diyorum. Gelen ekrana tamam diyorum. Doğrulama kodunu giriyorum. Onayla diyorum. Diğer ödemem de gerçekleşti. Kontrol etmek için tapu senedi belgesi ödeme durumunu seçiyorum. Ödenmiş belgeleri seçiyorum. Şu anda tapu senedi belgesi gördüğünüz gibi ödendi. Resmi belge göster kısmını seçiyorum. Resmi tapu senedini ekranda görüyorsunuz. Tapu senedini indir butonundan bilgisayarımıza indirebiliriz. İndiriyorum. Veyahut da veya bilgisayarımıza yazıcı bağlıysa yazdır diyerek çıktısını alabiliriz. Bu tapu senedini tüm resmi işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.